Efendim hepinize merhabalar. Artekin oyunlarına Artektv'e hoş geldiniz sevgili YouTube. Long Dark'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Twitch.tv/artek4 adresindeyiz. Her zamanki canlı yayın adresimizde. Umarım keyifleriniz yerindedir. Yuvamızdayız. Ateşimizi yaktık. Suyumuzu yaptık. Bir litre bir suya ihtiyacım vardı. Onu yaptım. Geçen bölüm mataramızı almıştık. Son matarayı da topladık. Artık bir işimiz kalmadı. Mermi yapacağız. Sadece mermimiz eksik. 6 patlar mermisi yapmamız lazım. Onun için bu aküleri ne yapacağız onu düşünüyordum. 2 tane havalimanı hangarında var ama bunu nasıl geri götüreceğiz? Bunu götüremeyiz. O yüzden biraz sıkıntı yaşayacağız gibi. Neyse buradaki aküler dursun. Biz yolumuzun üstündekileri alırız. Atıyorum sahil kasabasından nerelerde varmış. Yazmış mıyım? Tatlı Vadi'de var. Arap Bataklık, Bozkurt, Kesik Demir Yolu. Mesela hangisini alabiliriz? Mermi yapımına giderken. Arap Bataklık'takini keseriz. Sahil kasabasına var mı? Yok, ayıklamamışım hiç. Tamam, şu an evimizdekileri kullanacağız o zaman. Yapacak bir şey yok. Mermi yapımı için planları yapıyorum. Şunun yanımda testere olmadığı için 15 kiloyu taşımak sıkıntı. Yani şey var aslında. Travoyu var. Bunu atıp taşıyabiliriz ama buradaki yolu çok uzatacak. Normalde bizim buradan direkt buraya gitmemiz lazım map çıkışı için. Ama travoyu kullanırsak şu yolu kullanıp buradan dönüp böyle buradan çıkmam gerekecek. Ya da biraz rahatsız edici bir durum. Ama başka işim var mı? Başka işim yok. O yüzden yapabilirim aslında. Kasvetli Körfez'de ya da Black Rock'ta. Black Rock daha uzak olduğu için en yakını Kasvetli Körfez. Aslında başka işimiz de yok ya. Taşıyabiliriz arabayı, çekebiliriz aynen. Uğraşmayalım. Bir daha ben terk edilmiş havalimanı. Nereden geleceğim akü toplamaya? Bence mantıklı. O zaman bundan sonra yanımızda şey testleri taşıyalım diyeceğim de o da çok gereksiz ağır oluyor. Bilemedim. Kararsız kaldım. Bunları planlamak lazım demek ki önceden. Aslında biliyordum bu mataraları taşıdıktan sonra mermi yapmamız gerekeceğini ama düşünemedim. Ölüler uyurken modunun taktiği var mı? 5 gündür uğraşıyorum, yok olmuyor. Bilmiyorum ki. Ben hepsini yaptım da bir taktiği var mı? Yok herhalde, direkt yaptım ben. En çok zorlandığım taktiksel açıdan Dark Walker'dı. Ona da hızlı hızlı alışa alışa oynadık. 2-3 kere öldük ama yaptık onu da bir şekilde. Oy maşallah, ne geyik yapmış lan burası. Hava fırtınalı olunca. 3 tane erkek, bir tane dişi geyik. Üf. Erkek geyik de görmeyeli uzun zaman oldu. Yemin ediyorum 7 kiloluk ceylan göre göre canım sıkılıyordu. Şimdi doğru yoldan gidiyorum değil mi ben? Çok sapmadan buradan dik gitmem lazım. Uçak enkazı hemen sağımda kalıyor. Bir dakika. 1 minute. Ben döndüm o zaman buradan gelip. Döndüm, çok döndüm. Bir dakika. Başka enkaz yoksa benim buraya gitmem lazım. Burası yanlış. Biraz fazla dönmüşüz. Buraya doğru gideceğiz. Kondisyon yenilenmiyor Meret modda. Halatlar, çıkışlar falan hep sıkıntı. Kondisyon nasıl yenilenmiyor ya? Oynadım ben onu. Öyle bir şey hatırlamıyorum. Oynamadık mı lan yoksa? Yo, oynadık. Hepsini oynadık. Dark Walker'dan önce gelen mod bu. Oynadık ya. Allah Allah. Sadece acil durum iğnesi dolduruyor canı. Ha, basıp koşuyordum ben de ya galiba. Öyle bir şey miydi? Basıp koşuyorduk galiba. Tamam, buradan şu karşıya gideceğiz. İki. Yani suratıma vurmazsa fırtına güzel olur. Bir baksana benim kanala ya. Vardır videosu. Bir bak bakayım, çekmiş olmam lazım.
hatırlamıyorum nasıl yaptığımı da. Var, evet, çekmişsin aynen. O kadar zor değildi senin bahsettiğin kadar ya, bilmiyorum. Biraz abartıyor musun gibi geldi bana. Beni en çok zorlayan Darkwalker'dı çünkü. Mezar taşlarını ziyaret ediyorduk, map'ten map'e gezip, öyle bir şeydi o. Kolaydı ya. Bilmiyorum, beni o kadar zorlamadı. Darkwalker çok sıkıntıydı ya. Özellikle Sakin Nehir Vadisi'nde, Pislik Nehir Vadisi'nde halatları tırmanırken falan 7/24 adrenalin bastırıyordu bize. O biraz zorlatıyordu. En zor oydu şu zamana kadar. Aha, kule gözüktü. Havalimanı kulesi, ama biz kuleye gitmeyeceğiz. Doğrudan hangara. Heee, ondan diyorsun. Haritayı ezbere bilmek önemli ya. Hangi modu oynarsan oyna fark etmiyor. Yani Long Dark'ta uzun süre hayatta kalmak istiyorsan araştıracağın tek taktik, yani işte yemeği nasıl yerim, nasıl avlanırımdan ziyade map. Map ezberlemen lazım direkt, ne olursa olsun. Hangi modu oynuyorsan ol. Map'i muhakkak bilmek zorundasın ya. Her şeyin kilidi orada yatıyor çünkü, haritayı bilmekte. Oo, fırtına. Acil durumda nereye saklanacağım? Karnım acıktı, yemeği nereden bulacağım? İşte bilmem ne kürkü lazım, bunu nereden bulacağım? Bunların hepsini bilmen için haritalara hakim olman lazım. Haritanın neresinde ayı var? Neresinde geyik var? Neresinde kurt var? Bla bla bla. Muhakkak öğrenmek lazım yani. Ona rağmen map çiziyorum yani ben, 7/24. Her oynadığım save'de map çizmeye özen gösteriyorum. Ki sürekli hep pratik kalsın diye. Çünkü bazen unutuyorsun, karıştırıyorsun. Bir de şey yapmak lazım. Uzun süre sabit bir haritada kalmamak lazım. Normalde ben sabit, yerleşik düzenciyim. Atalarımızın aksine, gerçi atalarımız da sonradan geçmişler yerleşik düzene de. Yerleşik düzenciyim ama bu pumalar gelince oyuna büyük ihtimalle bizim yerleşik düzen yalan olacak. Hani her haritaya gitmek lazım arada bir. En azından yolları unutmamak. Akılda taze kalması gerekiyor. Keyifli olacak. Kuleyi göremiyorum. Nerededir acaba? Something's making me feel tired. Yolu bulduk da. Kuleyi uzaktan görmüştük de. Hah, tamam, bulduk. Hangar bulduk. Şimdi şu akülere bir çare bulmamız lazım bizim. Nasıl parçalayabiliriz? Testere bıraktık mı biz burada? Yoksa parçaladık mı onda? Aaa! Bir dakika. Bulaşma bölgesi. Zone of contamination. Bulaşma bölgesinde ben şey bırakmıştım. Testere. Yazmadık mı biz onu? Base'imize. Akü şey, testere vardı orada. Testere bıraktık biz oraya. Tamam, dur. Güzel, bunu iş halledebiliriz. Nereden gidiyorduk ona? Aktarma geçidi. Aktarma geçidi ne alakalı? Şurada bir mağaradan aktarma geçidi. Direkt şeye bağlanmıyor muydu ya? Zone of Contamination'a. Zone of Contamination.
Bu bir mağaradan bağlanıyorduk da direkt mi gidiyordu contamination'a? Neyse buradan gideriz. Tamam güzel çözdük şimdi bu işi. Bu aküler burada kalacak. Şeye gideceğiz. Bulaşma bölgesine orada testere vardı. Oradaki testereyle akü keseriz. Hatta orada da ekstradan iki tane akü varmış zaten. Notunu da almışız. Bulaşma bölgesinde. Oradaki aküleri keser oradan gideriz. Tamam güzel. Güzel. İyi akıl ettim bak. Bu aklıma geldi. Bu güzel oldu. Burada testere bırakmadık biz değil mi? Bir yukarı çıkın bir kontrol edeyim yine de. Ne bırakmışız ne şey yapmışız. Motoru alırım yani buraya bıraktıysak testere. Sanmıyorum da. Bir de çok ağırız bunu çözmek lazım. Partikül olmamız biraz problemli. Hiç yemekler yüzünden genelde de. Bunda yok değil mi? Ağır kesicileri bıraktık. Şeyler nerede? Sargı bize burada. Başka da yok. Okey tamam bulaşma bölgesine gideceğiz. Ve dışarıya bakalım dışarıda şu an fırtına var gibi. Çıkabilirsek şimdi çıkarız yol olmazsak biraz zaman geçireceğiz bekleyeceğiz. Bir bakalım göz atalım. Oo imkansız. İmkansız dostum. Kaybolmak istemiyorum. Biraz zaman geçirelim. Suyumuzu içelim ama. -9 mu? Shit. Oyunun en soğuk haritası bu arada. DLC olmayanlar şanslı bu yönden. Ama uyku tulumuna zaman geçirsem daha karlı olmaz mı? Aynen. -2 bir şey olmaz. Beşinci bölüm ne zaman çıkacak? Bu sene sonunda diye tahmin ediyorlar. Hipotermi riski geldi. Hava hala buz gibi. -13 derece. Ay maşallah. İçeri girelim biz. En iyisi. Damn, I'm freezing. Büyük ihtimalle ondandır. Hikaye bağlayacaklar ya. Bir de şimdi DLC hikaye 4. bölümle 5. bölüm arasında geçtiği için hikaye olarak önce DLC'nin hikayesi bitmesi lazım ki sonra 5'e devam etsin. O da zaten bu patch'te bitiyor. 3. bölümde o deli bilim adamının şeyini görmüş olacağız. Olayı nihayete kavuşmuş olacak ya da 5. bölüme aktarılmış bir şekilde devam edecek. Güzel hava. Fena değil. Çıtırında şimdi. Benim halata gittiğim yol burası. Direkt buranın karşısına gideceğiz. Helikopter enkazı vardı orada. Oranın karşısına. Tamam. Yani nasıl gidebilirim oraya? Göl şuradaydı. Yanlış hatırlamıyorsam. Karşı bina burada. Kulübe. Şuraya doğru. Şuradan değil. Şuraya. Let's go. Ufuktan güneş mis gibi doğuyor ya. Şu güzelliğe bak. Leziz leziz.
Harbiden mükemmel ya. Müthiş. Tablo. Bunu ya tablo yap işte, al evine as. Böyle YouTube background için aslında şuraya böyle arka plana koyacaksın böyle long dark şeylere. Bu arada arka plan demişken şapkamızı niye koymuyoruz kardeşim? Böyle burada uçak kazası burada. Şuraya doğru gidelim. Sana da şapkamızı da koymayı unuttuk. Ayak izi var. Ne bu? Tavşan ayak izi. Niye bu kadar yavaş hareket ediyoruz? Kömeldik yanlışlıkla çünkü. Tamam, şimdi şuraya yaklaşalım abi. Helikopter enkazına gelmeden şurada bir yerde mağara geçidi olması lazım. Oraya da bir işaret koyalım bu arada, kestirmeden bulabileceğimiz bir yer olursa. Bir dahaki gelişimize yolu hatırlamak için. Yıllar sonra anılarım üzülerek hatırlanacak. Pişmanlık ne kaderini ne de peşini bırakmayacak. Aşkın korusun kullarına kapılmayacak. O an bir daha yaşanmayacak. Helikopter enkazını arıyorum. Çok geçmeyelim. Şöyle geniş açıklık bir yerdi zaten. Ben hatırlıyorum onu. Aktarma geçidi. Transfer pass. Transfer pass'tan geçmiyorduk oraya ya. Bir yanlışlık olması lazım ya. Bir saniye. Aktarma geçidi bu abi. Bir saniye ya. Bir yanlışlık var bu işte. Can't feel my hands. Buraya gitmiyor ki orası. Bir yanlışlık var. Oraya yanlış bir şey yazılmış. Ne, şurası aktarma geçidine gitmemesi lazım. Burası aktarma geçidine gidiyor. Burası Zone of Contamination'a gidiyor. Bak, map'e yanlış olduğunu öğretiyoruz. Yani bu büyüklük canımı sıkmaya başladı artık. Oyunun yapılmış olduğu map'e yanlış olduğunu biz öğretiyoruz. Büyüklük gerçekten biraz fazla olmaya başladı. Şimdi şu açıklıklarda bir takip edelim. Burada bir yerde araya giriş olacak. Helikopter enkazdan gelmeden. Oo, hipotermi riski olmuşuz. -15 çüş. Hiç dikkat etmedim. Oyunun en soğuk map'i gerçekten ya. İnanılmaz bir soğukluğu var gerçekten. Yıllarımızı verdik. Bizim için bir yaşam tarzı haline geldi Long Dark. Heh, helikopter enkazı orada, tamam. Şurada bir yerde olması lazım geçidin. Burada mı? Kafam da karıştı. Değil. Tabii canım ya, kanalın ilk zamanlarında başladı Long Dark maceramız. Yani kanalın başladığım zamanlarda oynadığım ve hala devam ettiğim tek oyun. Şu Minecraft'ı bile bıraktık. Bunu bırakmadık. Heh, burası. Tamam, bulduk. Aynen. Aynen. Hadi gidelim bakalım. Mağarada ısınırız zaten. Terk edilmiş havalimanından ayrıl. Kesinlikle bu arada.
Hava sıcak olunca bir de koştur koştur Long Dark'a giriyorsun. Uf, üşüsek de. Yazı seven bu arada psikolojik delidir gerçekten ya. Sıcaklık sevilemez abi ya. Kesinlikle soğuk olmalı her şey. Serin olmalı yani. Ben terlememeliyim ya. Bir havada benim terlememem lazım abi. Terlemek iğrenç bir şey gerçekten. Bir hava beni terletecek kadar sıcaksa fazladır abi. Acilen değişmesi lazım. Gerçekten Kanada'ya falan yerleşeceğim ya. Tası tarağı toplayıp terk edeceğim Türkiye'yi. Sıcak havayı. Ha, buraya X koymuşuz, oraya gitme diyor. Tamam. Hmm, buraya da gitme diyor. Oo, hatırladım ben burayı. Bu mağara çok büyüktü ya. Shit, burada biz kaç tur dönmüştük? Altlı üstlü, bir üste çık, bir yukarı çık, bir üste çık, bir yukarı çık. Bir şey söyleyeceğim, buraya koymamış ama işaret. Hangisine gideceğiz? Aynen ya, camı kapıyı kapat abi. Battaniyeyi çek, ısın. Sıcak bir şeyler iç. Yok, buz gibi su taşıyorum yanımda. Derin dondurucudan çıkıyor, bazen unutuyorum, donuyor hatta. Yok abi. Fayda etmiyor, sıcaktan kaçamıyorsun. Ne yapalım, klima mı taktıralım? O kadar da zengin değiliz her odaya klima taktıracak kadar. Gittim pervane aldım ya. Siparişini verdim. Bir gün önce onu bekliyorum. Yayındayken de rekocam onu düşünüyorum. Mikrofona gelecek mi rüzgarı falan. Bakacağız, gelince deneyeceğiz artık. Ben konuşurken rüzgara, mikrofona diye böyle rüzgar sesi gelmesin diye onu bir daha ayarlamaya çalışacağım. Ya bilgisayara oturup oyun oynayası gelmiyor insana ya. Koltuk da deri ya bir de. İyice ana yapışıyorsun. Derden. Kulaklığı kafana takıyorsun, terliyor falan. Yok abi, yazı seven sıkıntılıdır ya. Benden uzak dur. Yazı seven benden uzak dursun abi. Biz soğuk iklim adamıyız. Kışı da sevmem. Kıştan da nefret ederim ama. Yok abi, yazdan daha çok nefret ediyorum. Ben tişörtle, gömlekle ya da ceketle dışarı çıkabilmeliyim. Böyle bir hava olmalı. Oh shit. Bu mağarayı hatırladım ya. Şelale falan yok muydu bunda? Şelale vardı sanki bu mağarada. Yalnız bu aşağı düşerse kesin ölüm değil mi? Oğlum ya, bu mağara çok korkutucu ya. Oyundaki en değişik mağara bu, en büyük ve aynı zamanda aktarmak için olarak dibi gözükmüyor abi. Yani aşağıda ne var bilmiyoruz. Yani koyamıyorum, görüyor musunuz? Şeyi aşağıya. Yok. İnanılmaz bir şey. Gözükmüyor dibi. Yok, köprü bu mağarada değil. Köprü şeyde, maden haritasının içinde, Zone of Contamination'da, bulaşma bölgesinde. Orası da bunun gibi, aşağısı gözükmüyor. İnanılmaz korkutucu. Mağara ve dibini görmüyorsun, inanılmaz. Baksana, hala çıkamadık mağaradan, anasını satayım. Allah'tan ok işaretleri bırakmışım da. Her geldiğimizde acı çekmiyoruz en azından buraya. Aynen, şelale bak. Bu map ilk geldiğinde şurada falan bitiyordu bu map. Bunun devamı yoktu. Sonra bulaşma bölgesi gelince buraya bağlantı yaptılar. Dinlenecek miyiz burada, gidecek miyiz? Gideriz direkt ya, dinlenmeye gerek yok. Buraya girersem geri çıkamam. İlk gün gelmende kaybolabilirsin yani. İlk denemede.
Evet, burada mezar yapmıştık. O kızın adı neydi, unuttuk. O kızın mezarı var burada. Şurada gömmüştük onu. Anıt bırakmıştık hatta ona. Mezarını ziyaret edelim mi? Bir dua edelim. Bilim adamının ekibinde o bulunan, bize raporları bırakan o kız. Hayaliymiş bu meşalelere, meşale diyorum, şelalenin buraya gömülmek. Sevgilisiyle bir anısı mı ne vardı? Bir El Fatiha ruhuna. Şimdi ben buradan en kestirme şuradan gidebiliyordum değil mi? Tamam, şuradan gideceğiz. Şuradan çıkılıyor muydu oraya? Kızın iskeletini falan taşıdık ya buraya, son isteğini gerçekleştirmek için. Buradan zor babacığım. Ya buradan zor. Buradan çıkılıyordu galiba. Buradan değil, şuradan gitmeye deneyeceğim. Gidiliyordu diye hatırlıyorum. Fosil bilgisayarım Long Dark kaldırmıyor mu? Oha! GeForce Now. GeForce Now'dan da güzel oynanır bu arada. Benim de fosil diyemem, hakaret ederim şimdi. Bilgisayarıma, canım bilgisayarım. Emektar kardeşim benim, 1060'ım. Plak değeri falan kaldıramamıştık Dying Light 2. Onda da GeForce Now kullanmıştık. Ama çok memnun kalmadım 2080 verdiği için Türkiye'ye. GeForce Now çok memnun kalamamıştık maalesef. Şimdiki bir saniye. Buradan geldim benim. Aynen şuraya çıkıyoruz. Şu yoldan direkt kestirme vagona gideceğiz. Biraz zehirleneceğiz galiba. Bölgenin dışından gidebiliyor muyduk? Gidebiliyorduk. Oo, maskeyi de getirmedim lan ben buraya gelmeyeceğim diye. Buranın giysisine. Buraya bir daha yolumuz düşmez diye. Ben maskeyi falan getirmedim. Şimdi buralar sıkıntı olacak, biraz zehirleneceğiz. Ama yoldan depar atarsam işi çözeriz gibi. Hadi bakalım, Bismillahirrahmanirrahim. Böyle kenardan kenardan. Başladı. Bas deparı. Bas deparı. Bas 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 bas. Şu aradan hemen koş 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 koş. Koş 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 koş. Yola çık şuradan. Bas deparı bas bas bas. Kurt mu geliyor? Ha siktir. Zehirli kurtlar. Kurtardık mı? Zehirden kendimizi. Şu an kurtaramadık henüz. Zehirlenme ihtimalimiz var. Silah bir çekmem lazım. Tipe bak tipe. Açlıktan midesi delinmiş kurt. Bu saldırınca direkt zehirliyor. Bunun hastalığı çok kötü. Ve benim 10 mermim var. Seni öldürmem lazım dostum. Kusura bakma. Hemen buradan uzayalım. Bunlar farklı. Diğer kara köpeklere benzemiyor. Çok agresifler. Korkmuyor. Kurt yaptı. Fuck. Ananı sikeyim. Hayır, zehirleneceğim. Kimyasal zehirlenme %34 oldu. Acilen buradan uzaklaşmamız lazım. Yine geliyor bu. Shit. Lanet olsun. Kanıyoruz. Kanıyoruz. Bir dakika. Hemen sarmam lazım şu an. Antiseptik var mı? Ah siktir, antiseptik yok. Shit, orman asması dikeni bulmam lazım. Acil, acil base'e gitmemiz gerekiyor arkadaşlar. Çok acil. Doğru, base kurmak için terk edilmiş havalimanına bırakmıştık. Altı petlerin, Allah belasını versin, bu altı patlarlardan kurtulamıyoruz ya. Mütecavıza başladığımda bunların loot'unu kapatacağım ya. Ya full kapatacağım ya kısacağım.
İkisinden biri. Ne oluyor lan? Sağda biri var. Asik. Her yerdeler. Koş 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 koş. Bir saniye ya, şu şapkayı koyamadım. Dursun. Tüfeği parçalayabiliyorsun, altı patları parçalayamıyorsun. Çok saçma ya. Parçalamak, yok etmek istiyorum abi ben ya. Yok edemiyorum. Map'te de bulunmasını istemiyorum. O yüzden de kullanıp kullanıp hepsini tüketmek istiyorum mecburiyetten. Şey bulduk. Geyik rifle'ımız var. Özel sniper'ımız. Onu kullanamıyorum ya gerçekten. Çok sinir bozucu. Mis gibi sniper'ım var benim, var ya. Buradan o binanın çatısından ayıyı öldürürüm yani. Buradan böyle nişan alırım böyle. Zınk diye. DLC'de gelen sniper'ımız var. Kullanamıyoruz. Tanıyor değil mi bu hala? Geberirsin inşallah. Oo, bir tane daha var kurt. %34 zehirlenme riski, bir enfeksiyon riskimiz de var. O da çok problem şu an bizim için. Reload yapalım. Yıkanmasın. Orada ben reload yapmayı unuttum aslında. Sakin kal, reload yapsaydık. Bu problem olmazdı. Çünkü reload yaptığınızda otomatikman temizlenmiş oluyor silah. En azından ilk mermide tutukluk yapmıyor. İlk sıkacağımız mermide. Benim ev neredeydi ya şimdi? Ha, şurada arkada. Çok fena buranın kurtu, çok fena. Bunun hastalığını bir kere bulaştı bize. Lanet olsun. Neyle tedavi ediliyor sadece? Sadece adrenalin iğnesi tedavi edebiliyor. Ya da geçireceksin. Kaçtı? 74 saat miydi? 72 saat miydi? 3-4 gün böyle dinlenmen gerekiyor falan. Zehirleniyorsun, kimyasal bir hastalık. Şimdi bizde bazı problemlerimiz mevcut şu an. İnşallah bezde antiseptik falan vardır. Yoksa onu aramaya çıkmak zorunda kalacağız. Kulübe nerede abi? Ben kulübenin hizasını unuttum şu an. Doğru mu gidiyorum? Çok mu ileri gittim acaba? Kulübeyi unuttum ben ya. Neredeydi kulübe? Solda mıydı, sağda mıydı? Atıl vagon. Ha, burada 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 bak. Arkaya saklanmış ya. Ben niye görmedim bu kuleyi? Bu kadar mesafeden. Geldik şükür. Oo, bir süretimiz de var. Rahatız bu yönden. Tamam. Yakacak zaten. Gani gani vardı burada. Bayağı toplamıştık. İnşallah antiseptik de bırakmışızdır birazcık da olsa. Kağıt yığınlarını alalım. Artık yapabiliriz onları. Burada bir ceset vardı, hayalet. Bazen geliyordu, bazen gidiyordu. Bak yine gitmiş. Kumaş var. Kurtulmuş deri burada, metal. Uuu, kurtulmuş deri bu kadar var mı lan burada? Oha. İyi, aklımızda bulunur. Testere güzel. Bulduğumuz. Antiseptik bırakmışız. Acil durum için. Ulan ya, vallahi çok iyi oldu bu. Başka var mı peki? Başka bırakmış mıyız? Sargı bezi bırakmışız. Gaz şeyi var. Güzel. İyi. Bu antiseptik. Burada ne bırakmışız? Giysiler. Güzel. Montu nerede bunun? Montu da olması lazımdı. Aa, buradalar. Bu ne lan? Fişek, kuş burnu falan da bırakmışız buraya. Aa, orman asması dikeni var. Sargı için 3 tane mi gerekiyordu? 2 tane mi? Buna bir bakalım. Şey yapacağım bir saniye. This pack is getting kind of heavy. Bir tane set burada bulunsun. Bütün seti burada görmek istiyorum. My energy is just
disappearing. Tamam. Şimdi orman asması likeni kaç taneden yapılıyordu ya? Nerede o? 3 tane. Oo, yetmiyor. Bak. Bir tane eksik kalıyor. Bu da yakında nerede var peki? Haritada işaretle. Orman asması. Biz buradayız. Tamam mı? Atıl vagonlarda. Orada yok. Burada yok. Ama yapacak bir şey yok. Antiseptik kullanacağız. Geri bırakacağız sonra. Maalesef. Yoksa enfeksiyon kapacağız. Karnımdan ısırmış bir de ya. Mide ne abi? Göt. Tamam, güzel. Testlerimizi aldık şimdi. Bu aküleri bir keselim. Bu aküler bize lazım öncelikle. Sakin ol oğlum, taşımayacağız, merak etme. Maalesef bir tık öyle. Biraz uyuyalım mı? Karakter azıcık dinlensin. Stalker'da mütecavizden daha çok kurt olduğu için daha can sıkıcı ve sinir bozucu bir hale bürünüyor. Ha, FPS'ini yerlerde. İşte benim emektar 1060'ın da patladığı noktalardan bir tanesi. 30 FPS'e düşüyor bu elektromanyetik sis gelince. Kaldırmıyor. Yapacak bir şey yok. Bu da çok kötü ama işte. Şimdi uyuyamam hastalığı gelecek. Neyse. Biz işimize bakalım. Bu diğer akü nerede? Bunu da bir keselim. Senin bilgisayar alev alabilir bu haritada. Tamam, ağırlık olarak rahatladık. Şimdi buradan şeyi çıkarıyoruz. Burada akü kalmadı bulaşma bölgesinde. İki akü yok. Bunu unut. Bir aküden 36 mermi yapıyoruz. Biz iki aküyü parçaladık. Şu an 72 mermi yapabileceğiz. Sadece bu akülerden. Peki testereyi alsak? Terk edilmiş havalimanına gidip oradakileri kessek nasıl olur? Oo, Erkan'ım hoş geldin. Ne haber? Erkencisin bugün. Gidip kesip buraya geri getirmeli miyim? Testereyi yoksa bırakmalı mıyım? Buraya bırakmışız ama. Ağır çekiç olduğunu mesela bilmiyordum burada. Bu iyi oldu. Düşündürdü şu an. Şu an düşünceler içerisindeyim. Sanırım yanımda götürüp keseceğim ya. İyi. Yanımda götürüp keseceğim ama testereyi geri getirmeyeceğim. Yol üstündeki bütün aküleri kessek. İstanbul çok kötü ya. İstanbul gerçekten 2 gündür rezalet bir sıcaklık mevzusu var. Tren garında 1. Arap bataklıkta 2. Havalimanında 3 tane var. Bunların hepsini kese kese gitsek. Rahatlayabiliriz. Öyle yapacağız. Testereyi alıp götürüyoruz o zaman. Burada bu kadar deri, burada metal, kumaş. Bunları bıraktım da. Fena bir bez değilmiş yani burası da gerçekten. Kafi.
Neyse yemeği yiyelim bir uyuyalım. Bir daha uyuyamayacağız galiba. Elektromanyetik histen dolayı. Haa suyumuz yok. Burada hazır da var. Buradan alalım. Please, I just want to sleep. Bill delirdi. Sadece uyumak istiyorum diye yalvarıyor. Uyuyamama hastalığı geldi. 16 saati var hatta, geçmiş bile. Elektromanyetik sis gidiyor. Aurora geliyor. Şu tipe bak. Her yer parıl parıl. Sıkıntı. Gerçekten sıkıntı. Bir litre daha su alalım. İçelim ve yola koyulalım. Sargı bezim yok. Sargı bezi yapalım, öyle yola koyulalım bence. Yakacaklarda biraz fazla yakacak var şunları. Bir şey var mı? Yok. Fener yakacak, bununla dışarı çıkacağız gerçi. Aydınlık. Burada kitap var mı? Bırakmış mıyız? Bırakmışız. Tamam, buraya bırakalım o zaman. Yalnızca kütüğü eve götüreceğim. Bunun şeklini çok seviyorum ben. Bunu eve götüreceğiz. Rüzgarda korkutucu yalnız ha bu arada. Peki şimdi geri dönüş. Kestirme olması için yine aynı yoldan gideceğiz. Mağara sistemine mecburiyetten. Terk edilmiş havalimanına. En mantıklı oradan gideriz. Ya da buradan aktarma geçine gitsek, o yola gidiyor. Oradan sola git. Ya. Direkt buradan kestirme gitmek daha mantıklı. Tamam, dümdüz gideceğiz. Hava aydınlık ama gerekecek mi yine de? Gerekecek galiba ya. Burası Amasya. Amasya kadar tehlikeli bir bölge. Zehirli kurtlarıyla. İçtimasıyla ünlü. İlimiz. Buradan aradan kaçalım. Neyse gelirken en azından bu aradaki kurtların hepsini öldürmüştük. Giderken bir tık rahat edebiliriz. Botlarıma ne kadar zarar verdi kimyasalda yürümem? Bir tık zarar vermiş ama çok değil. Okey, güzel. Hızlı çıktığımız için orada çok zarar olmadı. Bir de gazda kaldık genelde. Direkt balçağa girmedik. Balçağa girseydik ayaklarım zombi ayağına dönebilirdi gerçekten. Fallout'taki gullere falan dönerdik. Yeşil yeşil ayaklarımız olurdu. Devrim geçirip. Mesela şurada 100 sen. Deniz gibi gözüken bu kimyasal atıkta. İki kulaç atsak herhalde orka döneriz. Hayatta kalırsak tabi. Atıştırmalık bir şeyler aldım kendime. Şimdi karanlık olduğu için... Oh boy. Oh boy.
Here we go again. Come to me, motherfucker. İki mermi de öldü. Sırf Aurora var diye. Zehre girdiğimize göre yakınlaştık demektir. Bu yol sağa döndüğünde biz sağa dönmeyeceğiz. Düz devam edeceğiz. Etmemiz gerekiyor yani burada. Fena girdik balça. Eyvah. Yemek duası için çok kötü. Kanka ne zaman geliyorsun İstanbul'a ya? Allah Allah. İstanbul'a niye gelmiyorsun kardeşim? Hani buluşacaktık? Hani gelecektin? Bu hafta sonu. Gayet net. Oh shit, bir tane daha. Oh shit, bir tane daha. Okay. I got you. I got you, motherfucker. Bu parlak yeşil gözlerini bana yaklaştır bakayım. Shit, ananı. Öldü. Vurmuşuz demek ki. Bu kadar çabuk ölemez yoksa. Iskaladım sanmıştım da vurmuşuz tam burada. %12 zehirledi bize. Okey, haber bekliyorum. Bunu öldürdük biz. Buradan geldik. Mağara girişi şurada karşıda bir yerde olması lazım. Orada hiçbir şey gözükmüyor ya. Gece yolculuğu asla tavsiye etmiyorum bu arada. Ya uzamıyor kesinlikle. Ama ben biliyordum zaten ya. Daha 20 gün oldu gelir. Benim en az 3-4 ayım var yani. Benim saçım zaten çabuk uzayan bir saç değil, kelleşiyoruz artık. Yani 3-4 ay sonra anca. Bu benimkisi bir de kestirmemiş halim biliyorsun. Asker dalavere dalavere yaptık. Yusuf komisere yakalanmadan atlattık. Ensemizi jiletle alarak. Şimdi buradan giderken de dikkat edelim. Ok işaretlerine. Bak ok işareti mesela burayı gösteriyor. Demek ki buraya gideceğiz. Canını yediğim. X boyutlarımızın tersine gideceğiz.
Mağara da çok uzun ya. Bu map'in inanılmaz uzun iç mekanları var gerçekten. Bulaşma bölgesi. Kendisi zaten başlı başına bir map. İç mekanları komple öldürücü. Şimdi bunun girişi neredeydi? Burası değil. Güzel. Bak bunları iyi koymuşuz işte. Bu işaret spreylerini bunlar için kullanın arkadaşlar. Nereye gidilip nereye gidilmeyeceği için kullanın. Hikaye modunda böyle uzun mağara yok. Bu bambaşka bir seviye. 2-3 katlı falan bu. Bunun bir uçurumu var. Az önce yanından geçtiğimiz dibi gözükmüyor. Simsiyah. Yok yani. Bir de bir tane köprülü mağarası var bu map'in. Burası mı? Yok burası. Oğlum, burası mı lan gözü dibi şey olmayan? Dur bakayım. Yok bunun dibi var. Bunu görüyoruz. Girişte bir yerdeydi. Bir tane de köprülü versiyonu var bunun. Oo aman aman. Zincirli asma kemer Moria gibi. Kazatlum gibi. Aşağısı gözükmüyor. En son Steam'de hayatta kalma oyunlarında indirim vardı. Baktım DLC'ler falan da hepsi indirime girmişti. Sol mu sağımız? Sol değil. O yüzden sağ. Burada değil. Buradan. Aha çıkışı gördük galiba. Gör. Şükür. Kavuşturana. Aha mağaranın çıkışı gözüktü. Kara göründü. Çıkış değil mi burası? Dur. Tamam çıkmadan şurada bir uyuyalım abi o zaman. Ver kardeşim şuraya. Şimdi. Harbiden fiyatlar o kadar farklı ki dolar üzerinden. İndirimlere bile sevinemez hale olduk. Şimdi dolara geçtiğinden beri oyun aldım mı diye düşünüyorum şeyde de. Bir tane aldım galiba. O da 150 liraya falan denk geliyordu. Dolara geçtiğinden beri Steam unuttuk ya. Yemekler de çürüdü. Ama bizim ork gibi midemiz olduğu için yemek çürük de olsa yiyebiliyoruz. Böyle bir özelliğimiz, böyle bir vasfımız var. Oo, hava mis gibi, fırtına yok. Azmafobia. Aa, duydum ben onun adını. Oynamadım da duydum bayağı çok. Buyur buradan yak. Burada da elektromanyetik sis var. İyi çarpılmıyoruz yürürken. Neyse geldiğimiz yolu ezberledik en azından. Buradan gideriz. Gerçi siste kaybolmamız çok muhtemel ama. Bakacağız. Bir de map o kadar düz ki bu havalimanı map'i. Yani ipin ucunu bir kere kaçırdın mı siste boku yiyorsun, map'in diğer ucundan çıkıyorsun. Yeryüzü şekli falan yok. Olabildiğine açıklık. O da sıkıntı.
20 günde askere giderkenki kiloma geri döndüm. O kadar beslendim. Askerden döndüğümde 90'dım. Şimdi yine 93'e çıktım şükür 20 günde. Hedef 100. Vallahi çok özlemişim yemekleri ya. Özlediğim bütün fast foodçularda yemek yedim. Tantuni, hamburger, pizza, lahmacun, kebap. Yardırdım her gün birinde. Komple açıkla çıktık şimdi. Hadi bakayım kaybolma. Başarabilirsen. Parantez içinde opsiyonel. Kaybolmamak. Kaşar fındıktan daha kötü olamaz herhalde ya. Özgürlük bambaşka bir şeymiş gerçekten ya. E-Devlet'e bakmadım ben hiç. Düşmüş mü E-Devlet'e askerlik şeyleri? Gözüküyor mu orada ters belgemiz artık? Evdeki kağıdı atabilir miyim? Saklıyorum hala. Düştü mü? Ha iyi bari. Hiç bakmadım da. Bu ne? Ne? Kamp ateşi mi? Ben kamp ateşi mi yapmışım burada? Oha! Ne zaman yaptım acaba? Doğru yolda mıyım? Bilmiyorum, gidiyoruz bir yere ama. Geyikleri bulduysak o zaman şu sağa doğru biraz gidersem hangara çıkarım gibi sanki. Çünkü hangarın arkasında bir geyik yuvası vardı. Öyle hatırlıyorum yani. Şuraya doğru falan gidersem çıkacağız gibi. Yani hangar şurası, şurası geyik mekanı, şu ağaçların olduğu yer. Şu ağaçların sınırından devam edersem ormanın içine girmeden hangara çıkarız gibime geliyor. Baş ağrım da geçmiş. Geldik. Nice. 30 FPS'e düştü direkt. Şöyle havadaki elektromanyetik şey, mavi bulutlar bastırıyor. Bir de şimdi Long Dark'a grafik güncellemesi gelecek. Bu DLC'nin sonuyla birlikte 4K falan hiç kaldırmayacak o zaman. Şu 5080 ekran kartı çıksın da bir an önce alayım ya. Dolar falan uçmadan. Böyle kredi kartıyla falan bir faizle hemen onu çekmek lazım ya dolar uçmadan. Yani dolar 40 olduktan sonra çıkarsa 5080 bok yedik. Gel de al. Güzel. Şimdi. Aslan şu dışarıdaydı dur.